Her şeyi yazdım, bir tek seni yazmadım kara kalemimle. Günaydın canım, sana da günaydın hayatım. Her gün istersen hava halen daha serinken yavaş yavaş yola çıkalım. Tamam canım, hemen bir duş alayım, tıraş olayım, elbiseleri de giydikten sonra çıkarız yola. Canım ben hazırlandım. İstersen çantaları, valizleri senin arabanın bagajına yükleyelim. Gülüm sen arabayı mı değiştin? Evet canım, babamın arabası. Yani uzun yol arabası. Doğan galiba. Evet Doğan. Canım Tarsus'ta kahvaltı edip öyle devam etsek olur mu? Tamam Ergün. Pozantıdan geçerken el sallayalım annemlere. Olur hayatım. Bugün yine yakıyorsun. Kamaştırıyorsun gözlerimi Gülperi. Güzelliğin var ya, şu anda düşündüklerimi bir bile bilsen. Ne düşünüyorsun ki sen? Sanki bilmiyorsun sen. İşletme beni. Allah kahretsin, unuttum bak. Neyi unuttun Gülperi? Ne olacak? Viski şişesini tabii ki. Anladım anladım. Çatma kaşlarını gülüm. Yolculuk bu, şaka yapalım filan dedim. Yapma Ergün yapma. Önüne bak, kaza filan yapmayalım. Sağ sağlam gidelim. Daha beni gezecek yerlerim var burada. İleride petrol var. İstersen durup atıştırmalık bir şey alıp devam etsek olur mu canım? Tamam. Tamam ama öyle fazla bir şey alma. Kurabiye, fanta, kola yeterli. Peki başka bir şey lazım mı? Yok canım yeterli bu kadar. Tamam gülüm. Otobana çıkacağız. Depoyu da full dolduralım. Çıkalım yola. Her şey hazırsa Ergün Koçoğlu karayolları hareketlensin o zaman. Yollar şenlensin. Allah yol açıklığı versin. Teşekkür ettim Gülperi. Teşekkür ettim canım. Bak memleket kokusu gelmeye başladı canım. Bu arada Pozantı'ya geldik sayılır. Annene uğramak ister misin? Hayır canım. Yolumuza devam edelim. O dediğin yere varana kadar durmak yok. Yola devam. Gülüm biliyor musun? Dudaklarımda duruyor. Beklediğim bir öpücük. Ve hayallerimi süslüyor. Beklediğim bir öpücük. Öpücük möpücük yok Ergün. Yola bak. Konsantreni bana değil. Yola ver. Hadi hayatım. Esirgeme ne olur benden. Alacağım bir gün senden. Geçmek isterim kendimden. Beklediğim bir öpücük. O gün gelsin düşünürüz Ergüncüm. Peki öyle olsun Gülperi Hanım. Gülperi bir şey soracağım. Sen Pozantı'nın tam neresinde oturuyorsun? Canım mevki söyle. Adres olarak pek bilmem ben. Şöyle söyleyeyim. Hani burada cızda tutuk evi var. Ya evet. Oradan yukarı yan bir yol çıkıyor. Bir de o yolun üzerinde caminin hemen yukarısında. Orada bir ortaokulu var galiba. Doğru mu? Evet Ergün. Nereden biliyorsun sen? Gülperi sen gerçek hangi köydünesin o zaman? Şöyle söyleyeyim Ergün, babam Adana nüfusuna kayıtlı ama annem Elmalı köyünden. Yani yarın Niğdelisin sen de. Evet Ergün öyle bir şey. Önce söyleseydin birilerini sorardım belki sana. Kimi soracaksın Ergün? Bak yol ayrımına geldik, buradan çıkıyoruz. Bu yol Ankara istikametine gidiyor. Biz ise Kayseri istikametine döneceğiz. Vallahi sen benden iyi biliyorsun bunları Ergün. O kadar da olsun Gülperi. Biz ikimiz de aynı ilden sayılırız. Yani Elmalı, Ömelice. Daha sayayım mı Gülperi? Tamam biliyorsun Ergün. Gülperi bu arada saat kaç şu an? 1:15 var hayatım. Tamam iyi az kalmış. Aşağı yukarı 45 dakika yolumuz kaldı Gülperi. Ergün bak memleket havası nasıl da gelmeye başladı. Serinledi her yer. Kız Kalesi'nde deniz var ama buranın havasını hiçbir şey değişmem benim. Ben de aynısı Ergün. Gülper inan bana yıllar oldu gelmeyeli buralara. Buralar Avrupa'da burnunda tutuyor burnunda. Kısmet işte nereden nereye. Burada bir çeşme olması lazım. İster misin bir nefes alalım? Olur Ergün tabii ki. Soğuk bir su içelim önce sonra devam ederiz hayatım. Tamam canım arabayı park edelim. Buz gibi su Ergün. İyi ki varsın ve iyi ki yanımdasın. İyi ki hayatımdasın. Kısmet bizi Kız Kalesi'nde karşılaştırdı. Bak ben ta Almanya'dan izine geleceğim. Sen de Kız Kalesi'ne kafa dağıtmaya geleceğim. Kısmetten öte yol gitmezmiş derdi rahmetli anam. Nur nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Amin hayatım. Gidelim mi artık Ecemiş çayına? Deyip tekrar arabaya bindik. Yolda şarkılar söyleye söyleye gittik. Az sonra Ecemiş çayı gözükmüştü. Bak geldik gülüm. Hoş geldin Ecemiş çayına. İşte akan suya bir bak. Demir kazık dağı sanki üzerimize gelecekmiş gibi görkemli durmuyor mu gülüm? Evet çok güzel Ergün çok güzel. Ergün bakar mısın? Kirazın dalında kirazlar var.
Ağustos'un bugün 23'ü hayatım. Burası denizden 1723 metre yüksek. Kuğurt gibi acıktık canım. Ben de acıktım hayatım. Bak karşıda restorant var. Yalnızca balık yapıyorlar. Gidelim balık siparişi verelim. Karnımızı doyuralım. Ne tür balıklar var her gün? Alabalık, tatlı su balığı. Şöyle 15 tane falan sipariş verelim daha. Sonrasında etrafı güzelce bir gezeriz. Her gün gerçekten planetik cennet gibi muazzam manzaraymış buralar. Mis gibi hava. İnsan burada yaşlanmaz. Evet canım, çok güzeldir buralar. Merhaba beyefendi, bakar mısınız? Buyurun efendim. Bize 2 porsiyon taze balık, yanında da çoban salata, bol limonlu olsun. Tamamdır beyefendi. Yemekten önce içecek olarak ne ikram edebilirim sizlere? Taze çayınız varsa içeriz. Tabii ki efendim, çaylar geliyor. İsterseniz gölgede, isterseniz açıkta çay kenarında masalarımız mevcuttur. Oturabilirsiniz. Yemekler birazdan gelir. Hayatım, nerede oturalım? Canım şöyle çay kenarında oturalım. Tamam canım, sen yeter ki iste. Nasıl istersen.